Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezid'in hilafetine karşı çıkmasının en önemli noktası şu. Bu babadan oğula devlet başkanlığının geçmesi, dikkat edin buraya. Bu Bizanslıların usulü ve kaidesidir. Bizanslıların, bu Farisilerin usul ve kaidesidir. Bu Türklerin usul ve kaidesidir babadan oğula geçme. Bu esnada henüz daha Türkler İslam değil. Dikkat edin buraya. Türklerin İslam olması Kerbela'dan yaklaşık 200-250 yıl sonradır. Türkler Kerbela olayında herhangi bir taraf değiller. Çünkü henüz daha Müslüman değiller. Toplu olarak, devlet olarak. Ama buraya da bir not düşelim. Muhasara altına alınınca, hatta alınmazdan önce defalarca haber gönderiyor. Diyor ki, bırakın bizi. Biz dayılarımız olan Türklere gidelim. Bu söz çok önemli. Bırakın biz dayılarımızın memleketine gidelim. Dayılarımızın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin babasının eşi. Türk. Size şimdi ırkçılık gibi gelecek. Değil. Bu böyle diyeceksiniz ki ya sen zaten Adem'i bile Türk yaptın. Hani ne olacak ki burası diyeceksiniz. Değil. Böyle değil. Çünkü dayılarım diyor orada. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e bazıları Yemen'e gitmesini istiyor. Diyor ki Yemen'e git. Kabul etmiyor. Medine'ye dön. Kabul etmiyor. Yani kabul etme işinin altında şu var. Ya yani Medine'ye gitse de Yezid'in valisi orada. Mekke'ye gitse o zaman için Mekke valisi Yezid'e henüz daha biat etmiyor. Sonradan zaten Yezid malum Mekke'ye de saldırıyor. Yani yerle eksan ediyorlar Mekke'yi, talan ediyorlar Yezid'in askerleri. Yezid'in askerleri Mekke'yi de talan ediyor. Hz. Hüseyin Efendimiz güvenli bölge olarak Türkiye beldelerini söylüyor. Diyor ki bırakın biz oraya gidelim. Tabi kabul etmiyorlar. Şimdi Hz. Hüseyin Efendimiz sonuç itibariyle küfeye gitmeye karar veriyor. Küfeye gitmeye karar vermesine sebep de küfeliler buna mektuplar gönderiyorlar. İnsanlar gönderiyorlar. Gel küfede seni bekleyen bir toplum var. Hepsi de sana biat edecekler. Biz bu Muaviye ve oğlu Yezid'in zulmünden, bunların normalde Kur'an ve sünnet dışı davranışlarından bıktık gibisinden. Ve normalde tabi o zaman için Kur'an sünnete göre devlet başkanının seçimi şura olması lazım, ehliyet olması lazım, liyakat olması lazım. Kur'an ve sünnet seniye de sımsıkı yapışmış olması lazım bir İslam devlet başkanının. E, Yezid o zaman için söylenilen ayyuka çıkmış durum ve davranışlar var. Sarayda içki alemleri yaptı. Sarayda hatun işlerinin olduğu, insanların mallarına haksız olarak gasp edildiği, insanların canlarına kıyıldığına dair rivayetler çok. Bir de hani İslam devlet başkanının Kur'an ve sünnet dairesinde olması ve Kur'an ve sünnet dairesinde seçilmesi gerekiyor. Atanma ile böyle değil yani. E, devlet başkanı olacaksa şura seçecek onu. Çünkü Hz. Ebu Bekir Ömer Osman Ali şura seçimiyle oldu. Hz. Hasan Efendimiz o zaman için şura seçimi ve hemen halkın biatı, biatlaşmasıyla oldu. Bir baskı söz konusu değil, bir zorbalık söz konusu değil. Neyse bu sefer Hz. Hüseyin Efendimiz e, küfeye gitmeye karar verdi. Amr bir Abdurrahman bin Haris kendisine şöyle diyor. Duyduğuma göre Irak'a gidiyormuşsun. Ben şahsen halifenin valisi, memurları ve hazinelerinin bulunduğu bir şehre gitmeni senin için mahsurlu görüyorum. Bugün insanlar paraya tapar hale gelmişlerdir. Sana yardım edeceğini vaat edenlerin seni öldürmesinden korkarım. Bakın, daha henüz İslam 50 yaşında diyor ki Bugün insanlar paraya tapar hale gelmiştir. Nasıl bugünümüzü de anlatıyor öyle değil mi? Bugün diyor insanlar paraya tapar hale gelmiştir. İnsanlar güce tapar hale, paraya tapar hale gelmiş. Para insanların ilahı olmuş. Güç insanların ilahı olmuş. Ben bunları böyle küçük küçük not aldım ki bugünü de çağrıştırsın diye. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri Amr'a teşekkür etmekle yetindi. Daha sonra İbn Abbas geldi. Abbas'ın oğlu Abdullah. Halk senin Irak'a gideceğini söylüyor. Bana ne yaptın açıklar mısın dedi. Hüseyin şu bir iki gün içinde gideceğim diye cevap verdi. İbn Abbas sözünü şöyle sürdürdü. Allah böyle bir şey yaptırmasın. Bana söyler misin? Sen başlarındaki valiyi öldürmüş, memleketlerine sahip olmuş ve düşmanını kovmuş bir millete mi gidiyorsun? Eğer böyle bir şey yapmadıklarına inanıyorsan git. Yok eğer savaşa çağırıyorlarsa seni aldatmalarından, cayıp sana karşı çıkarak, yalnız bırakmalarından, hatta sana karşı ayaklanarak en fena kötülüğü işlemelerinden korkarım. Demek ki küfe halkı ne yaparmış? Dostken düşman olurlarmış. Sendenmiş gibi görünüp ama sana olmadık zamanda sırtını çevirirmiş. Ümmeti Muhammed'in en büyük dertlerinden birisi bu. Ümmet, ümmet hala da bizdenmiş gibi görünenler tarafından aldatılıyor. Hala da ümmet sanki bizim yanımızdaymış gibi görünen siyasetçi bürokrat ilim adamı Ne bileyim işte dini e, anlamda bir makam sahibi kimseler tarafından aldatılıyor İslam'ın 50 yılında böyle olduğu gibi İslam'ın 1400 yılında da değişen bir şey yok acı olan bu Hz Hüseyin Efendimiz düşüneyim bakalım ne olacak diye karşılık verdi o gün gidip ertesi gün yine gelen İbn Abbas şöyle diyordu. Amcaoğlu kendimi sabretmeye zorluyorum ama sabredemiyorum. Eğer düşündüğünü yaparsan başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Altını çizerek bunu dinleyin. Iraklılar dönek insanlardır. Onlara sakın yaklaşma. Burada kal. Sen Hicazlıların efendisisin. Eğer Irak'lar sana yazdıkları gibi gerçekten seni istiyorlarsa sen de onlara yaz. Önce memleketlerinden valilerini ve düşmanlarını çıkarsınlar. Ondan sonra git. Şayet illa gitmek istiyorsan Yemen'e git. Orada farklı topluluklar var. Yemen geniş bir yerdir. Ayrıca orada babanın taraftarları da vardır. Bir tarafa çekilir, mektuplar yazar, halka gönderir elçi ve propagandacılarını yayarsın. O zaman belki istediğin ortam doğabilir dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz bunlara da yanaşmadı. İbn Abbas şöyle dedi. Şahit gitmekten vazgeçmiyorsan kadın ve çocuklarının göz önünde şehit edilmenden korkarım. Hazreti Abbas'ın bu sözleri Hazreti Hüseyin Efendimize hiç tesir etmedi. Daha sonra hanım ve çocuklarını alaraktan yola çıktı. Yolda şair Ferezdak'la karşılaştı. Geldiği tarafta halkın ne durumda olduğunu sordu. Ferazdak şu cevabı verdi. Halkın gönlü senin yanında ama kılıçları Emevileri destekliyor. Kader gökten geliyor, Allah ise dilediğini yapıyor. Tabi şairler malum şiirsel konuşurlar, bunun da şiirsel söylemiş. Hani bir kısım şiir ve şair düşmanları var ya şimdi İslam dünyasında. Onlara da cevap olsun. Ne diyor? Halkın gönlü senden yana kılıçlar ama diyor Emevileri destekliyor. Bu Adem'den itibaren bütün insanların, bütün insanları, bütün toplulukları bozan, ifsad eden sosyolojik, psikolojik, ekonomik, askeri, siyaset anlamında büyük bir hastalıktır. Büyük bir hastalıktır bu. Halkın gönlü senden yana, kılıcı başkasından yana. Biz böyle severiz, muhabbet besleriz ama zora gelince terk ederiz. Zorluğu gördüğümüzde biz o sevdiğimiz, muhabbet beslediğimiz, uğruna her şey feda ederiz dediğimiz kimseyi orta yerde yapayalnız bırakıveririz. Güce teslim oluruz. Ve o teslim olanlar da kendilerince maslahata uyduklarını, yapabilecek bir şeylerinin olmadığını mecbur kaldıklarını söylerler.